أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah'ın kitabıyla şahsiyetimizi tamamlamak ve bu şahsiyetle cennete doğru gitmek derdindeyiz. Kitabın önüne onun için oturuyoruz ve suremiz Bakara ve Medine'de. Bu sure, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan müminlerde neler oluşturdu, nasıl yapılandırdı onları anlamaya çabalıyoruz. Çünkü eğer Medine'de yaşayan o ortamı teneffüs eden ensar ve muhacirin gelişimini, onların Kur'an ile yücelmeleri, yükselmeleri, şahsiyet bulmalarını anlayabilir isek, bu ayetlerin onlara neler kattığını, hangi noktaları onlardan temizlediğini eğer bilebilir isek, bugün bu çağda, bu coğrafyada yaşayan bizler, ben, Allah'ın ayetleri ve bu surenin özellikle bende ne türlü bir gelişim meydana getireceğini de anlama imkana sahip olabilirim. Ben ki kitabımı anlayıp, bu kitabımla amel edecek ve bununla cennete gidecek bir yol aramaktayım. Ve bu noktada da ilk örneklerim olan sahabe kuşağını kavramam gerekiyor. Onların hayatlarını oluşan gerçekler, onların şahsiyetleri, onların hayata bakışları, onların düşünce tarzları benim için önemli. Eğer onları anlayabilirsem, elbette benim hayatımda da benzer refleksler, benzer güzellikler meydana gelebilecek. Elbette sadece Bakara suresinin bu ayetlerini okurken Bakara suresiyle kalmamam gerektiğinin bilincindeyim. Hem ki kitabımın bütün ayetlerini değerlendirmem gerekiyor bu ayeti daha iyi anlayabilmem için. Yani bildiğim ayetlerle bu bilmeye çabaladığım ayetleri hemen yan yana getireceğim ve böylece bütünlüklü bir bakışa sahip olma imkanı bulabileceğim. Ama bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen dizi dibinde eğitilmiş olan bu kuşağın peygamber misyonundan etkilendiğini unutmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de sözlerini, onun hadislerini de öğrenmem, onları da anlamam, onları da kavramam gerekiyor. Bunu da unutmuyorum. Ama hayatı bölüm bölüm, hayatı birim birim öğrenmek zorundayız. Bir hamlede her şeye erişmek, her noktayı kavrayabilmek imkan dahilinde değil. Bu bakımdan bölüm bölüm inen kitabımızı bölüm bölüm de anlayacağız. Anladığımız bir bölümün hayatımızda oluşturduğu etkiyi anlayabildikten sonra diğer bir bölüme geçeceğiz inşallah ve böylece tamamlanacak şahsiyetimiz inşallah. Bugün muhteşem bir bölüm ile yan yana, diz dize, karşı karşıya, göz gözeyiz inşallah. Kitabımızda misaller verilir. Rabbimiz Teala, evet, açık seçik şahsiyetlerden bahseder çoğu kez. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatır. Nuh'dan bahseder. Ya da bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin ya da mümin adamın, Yasin adamının özelliklerini tanıtır Kur'an-ı Kerim. İyi şahsiyetler, iyi örnekler olarak vardır bunlar hayatımızda. Ama bununla birlikte bir de kötü örnekler, kötülüğün örnekleri, yani belki de negatif tarzda şeytan ve dostlarının örnekleri de verilir, onlar gibi olmayalım diye. Fakat kitabımız meselenin daha iyi kavranabilmesi için bizlere misaller de sunar hayatımızın içerisinde algılayabileceğimiz. Bir gün bir yönüyle, bir başka zaman diliminde başka yönüyle, hayatımızın yoksul döneminde bir bölümü, zengin döneminde başka bir bölümüyle kavrayabileceğimiz misaller. Daha bir net ifade etmeye çabalayabilirsem şöyle ki, öyle misallerdir ki bunlar, bugün işte şu tip bir imtihan yaşayan bende şöyle şöyle bir etki oluşturur, şöyle bir düşünce tarzı oluşturur. Ama bir başka boyutta, başka tür imtihan edildiğimde aynı misal benim için başka bir yol göstericidir. Kur'an'ın misalleri çok zengin, çok zenginleştirici, zihin açıcı, kafanın, iç dünyamın, ruhumun derinliklerinin çözümüdür sanki. Bu bakımdan misaller kitabımızda önemli bir yer tutar. Biraz önce, bundan önce, birkaç ayet önce anlatılan münafıklar, her ne kadar ismi bu şekilde verilmese de bu bölümde Kur'an'ın,
Daha sonra Allahu Teala böyle isimlendirecek bu şahsiyetleri, kalpleri hastalıklı, yüreklerinde problem olan bu tür varlıkların, bu tür insanların nasıllığını bize 17. ayetten itibaren Bakara suresinde Rabbimiz bir misallendirmeyle anlatıyor ve şöyle diyor ayetler. Meseluhum ke meselillezi istevkade nara. Felemma adaet ma havlehu zehaballahu bi nurihim ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. Bunların örneği, hani alışveriş yaptılar, ticaret yaptılar da ticaretleri boşa gitti. Bu ticaretlerinde hidayeti satmış yerine sapıklığı satın almışlardı. Müminlerle karşı karşıya geldiklerinde iman ettik diyorlardı. Ama kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizdeniz, onlarla dalga geçiyoruz, onlarla alay ediyoruz diyorlardı. Gelin, bakın işte şu insanlar gibi iman edin, onlar gibi düz, onlar gibi yuvasız, garazsız, pazarlıksız bir Müslümanlık ortaya koyun denildiğinde biz o beyinsizler gibi, o akılları çalışmaz, kafaları basmaz adamlar gibi olamayız diyorlardı ya onlar. İşte onları anlatıyor Allahu Teala bize bir misalle. Onların örneği, onların misali bir ateş yakan adama benzer. Böyle bir misal. Misalde bir bölüm var. Belki çok yönlü anlayabileceğimiz bir misal verileceği için her yönüyle anlatma imkanına da sahip olamadan sadece ruhumuzun zenginlikleri içerisinde yer bulacak kitabımızın zenginliğini sunuveriyorum. Meseluhum, onların misali. Onlar şuna benzer diyor Allahu Teala. Bir ateş yakan adam. Ve öyle bir ateş ki ateşin aydınlığı çevresini aydınlattığı zaman Allah onların gözlerinin aydınlığını, nurlarını giderir ve onlar karanlıklar içerisinde, zulümat içerisinde görmez olarak kalırlar. Ruh, benim şahsiyetim, iç dünyam. Bunları anlatmak o kadar zor ki, bunların hemencecik çözümü geometrik şekillerle verilemez. Matematiksel ölçülerle sunulamaz. İşte 2 kere 2 4 ne şeklinde bir denklem olarak ifade edilemez. Ruh farklı, ruh dünyam değişik, psikolojik yapım farklı. Bunları da Rabbimizin anlatımı da farklı ve bunlara dair örnekler verilirken de farklı ifadeler var. Bir ateş yakılmış ve bu ateş onların gözlerindeki nuru gideriyor. Ne ters bir durum. Oysa bu ateş önlerini aydınlatmalıydı, yollarını aydınlatmalıydı, hayatlarını aydınlatmalıydı. Fakat onların nurları gitti. Onların zihinlerindeki ışık söndü. Kalplerindeki ışık gidiverdi bu ateş karşısında. Ters etki yaptı sanki. Medine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şehre geldi. Karanlıklar kat kat olmuş bir şehir. Kardeş kardeşi öldürüyor. İnsanlar yalanın peşinde koşuyorlar. Ve diğer kötülükler. Ama Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam o şehre gelmiş ve bir ateş yakmış. Misali bu yönüyle anlamaya çalışalım. Bir ateş yakınca o, aydınlanınca Medine coğrafyası, ama bunların kalpleri kara, gözleri kara, görmez durumdalar ve nurları gidivermiş. Bakmayı bilememişler ateşin sahibine, bu yol gösteren meşaleyi izleyememişler de karanlıklar içerisine kalıvermişler görmez bir şekilde. Çünkü yüreklerinde hastalık var. Çünkü onlar başka bir dünyaya kulak kesilmişler. Çünkü onlar karanlığa aydınlık diye tapmaya başlamışlar ve ona heves etmişler. Gördükleri halde aydınlığın ne olduğunu. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarciun. Evet onlar sağırlar, dilsizler ve körler. Bundan dolayı dönemezler geriye, hidayete, doğru yola. Vazgeçemezler yanlışlarından, sapkınlıklarından. Evet, körlük var, sağırlık var, dilsizlik var bunlarda. Aynı kafirlerde olduğu gibi. Rabbimiz hemen 7. ayette böyle demişti ya. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim gışaveh diye. Onları anlatmıştı. Kafirler de böyleydi. Ve bunların komşusu olan, kafirlere iç dünya açısından benzeyen ama dış dünyalarında Müslümanca görünmeye çabalayan bu münafık çerçeveyi de münafık şahsiyetle anlatırken benzer ifadeler kullanıyor. Onlar sağırdırlar. Ama öncelikle bu. Yani bir sağırlık anlatılıyor. Kulaklar tıkandı mı hele artık kalp çalışmaz olacaktır. Sonra onlar dinsizdirler. Dillerinden hidayet dökülemez. Sözcükler mümince olamaz. O zaman kelime dünyamızın da imana dair olması lazım gündemimizin.
Ve onlar kördürler, göremezler hakkı hakikati, bakamazlar doğruya ve Allah Resulü'nün işaret ettiği noktaya ve bundan dolayı da bir dönüş beklenemez onlardan, hidayete, cennete doğru. Hayatlarından bir vazgeçiş olamaz. Riske atamazlar kendilerini, vazgeçemezler tutundukları dallardan hayata dair. Ya da onların misali şuna benzer diyor Allah-u Teala. اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ Bunlar şuna benziyor ya da karanlıklar var ve bu karanlıklar gök gürültüsü ve şimşeklerle dolu bir dönemde gökten Allah-u Teala şiddetli bir yağmur indiriyor. Fırtınaya tutulmuşçasına onlar bu haldeler işte şimdi. Sonra bir korku var yüreklerinde, yıldırım korkusu. Yıldırımla ölmek, öldürülmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkamışlar. Evet, bize çizilen manzara bu. Allah onları kuşatmış. Allah kafirleri çepeçevre sarmış. Bir karanlık dönemi anlatıyor misalimiz. Rabbimizin bize verdiği. Gökten inen bir yağmur var. Öyle bir yağmur, sicim gibi mi, fırtına gibi mi? Acayip bir yağmur. Arka arkasına inen damlalar var ama bu damlalar bir fırtına damlası. Sonra karanlıklar, gecenin karanlığı, bulutların karanlığı, yağmurun karanlığı, karanlıklar üzerine karanlıklar. Ve o karanlıklar içerisinde bir gök gürültüsü, yürek parçalıyor. Varadun ve ardından ve berkun bir de şimşekler. Pembe bir renk ile solgun, ölgün dünya üzerinde, karanlıklar içerisinde minik yürüyüş ortamları hazırlıyor. Ama aynı zamanda şekilleri acayip, görüntüleri farklı gösteriyor bu şimşek. Korkularını çoğaltıyor insanların. Karanlık, zifiri karanlık içerisinde, yağmur altında bocalarken ruhlarında korkunç bir ses ile çınlama, bir gök gürültüsü, ardından önlerinde şimşeğin oluşturduğu o pembelik içerisinde acayip görüntüler ve havsaları ve hayal dünyaları paramparça oluyor. Korkudan yürekleri ağızlarına gelmiş ve büyük bir korkuları daha var. Onlara gelecek olan bir yıldırım azabı. O yıldırım, ölüm korkusu taşıyorlar yıldırımın gelmesi karşısında. Bir yıldırım onları çarpıverirse ya ölüverirlerse diye korkuyorlar da bundan dolayı kulaklarını tıkıyorlar parmaklarıyla. Oysa parmaklarını tıkamak onlara ne fayda sağlayacak? Allah kafirleri kuşatmıştır çepeçevre. Şimdi misal devam edeceği için ayeti okumaya da devam edelim. Bir sonraki ayet, 20. ayetimiz de şöyle. يَكَادُ الْبَرْغُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Şimşek, o çakan şimşek, neredeyse onların gözlerini, bakışlarını alıverecek. Görme güçlerini ellerinden alıverecek. Ve onlar her bir şimşek çaktığında, o şimşek onların önlerini aydınlatıverdiğinde, onun ışıltısında şöyle 3-5 adım atar yürürler. Ama şimşeğin ışıltısı geçtiğinde karanlıklar içerisinde kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitmelerini de görmelerini de giderirdi. Ne görürlerdi ne de onlar duyarlardı. Allah her şeye kadir olandır. Misal, Medine insanını anlatmakta bize. Medine'de yaşanan bir gerçeği anlatıyor. Apaçık bir iman. Mescitlerinde duran Resul. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onlara sünneti söylüyor. Onlara yaşanan bir hayatın gösterişini nasıl olacağını söylüyor. Gösteriyor da bunu. Bakın diyor, benim gibi olun. Eviyle, eşyasıyla, duruşuyla, bakışıyla, imamlığıyla, kocalığıyla, babalığıyla, her noktasıyla örnek bir adam var önlerinde okuyup durabilecekleri. Ve onlara bir örnek de sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafını sarmış olan o güzel Müslümanlar. İmanlarını yaşama derdinde olan o kimseler. Onları da görüyorlar. Aslında böylesi bir ortamda yapacakları tek şey kalplerini açıp, kafalarını açıp, biz de sizle birlikteyiz deyip gerçekten yürek manasına da onlara bağlılığını göstermek. Ama öyle değil. Onlar açısından durum başka. Habire yağan bir yağmur var üzerlerine. Belalar, musibetler geliyor.
vahiy iniyor her gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni şeyler söylüyor onlara. Her gün yepyeni öğretilen bilgiler var. Bu bir yağmur. Sanki bu gökten inen sicim sicim yağan bir yağmur gibi onlar için. Ama bela getiriyor onlara, onlar açısından. Öte yandan Medine hiç yaşamadığı gündemleri yaşıyor. Bir kere Mekke'ye düşman olmuşlar artık. Her gün savaş derdi var. Civardaki tüm Arap kabileleri, yani Mekke zihniyeti taşıyan, Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olan tüm o Arap kabileleri düşmanlıkla dolu ve her an Medine'ye saldıracak potansiyeli taşımaktalar. Bu da bir korku. Öte yandan Yahudiler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haset dolu. Onlar da Medine'yi ve Medine dışındaki tüm akrabalarını harekete geçirmişler. An bekliyorlar müminleri ezebilmek, yok edebilmek ve geçmişte olduğu gibi peygamberlerini öldürebilmek için. Böylesi korku dolu, böylesi tedirginlik dolu bir coğrafyada huzur içinde namaz kılabilmek ancak iman edenlere mahsus bir durum. Huzur içinde Allah'ın kitabını anlayabilmek ve temel dertlerini, ben Allah'ımın bana gönderdiği kitabı, peygamberimi, peygamberimin söylediği hayatı istiyor, onu uygulamak, onunla ayağa kalkmak, onunla şahsiyet bulmak ve cennete gitmek istiyorum diye bir rahatlık. Kendi işine bakan mümin olabilmek zor. İşte münafıklar, kalbi hastalıklı olanlar böylesi bir yağmur altında, belalar ve musibetlerle dopdolu bu dünya yağmuru altında karanlıklar içerisindeler. Yüreklerinde karanlıklar var, bakışlarında karanlıklar var. Çünkü onlar başlarına gelen her şeyi bir dert, bir sıkıntı olarak değerlendiriyor. Daha ne zaman diye düşünüyorlar. Ne zaman açılacak bu Medine'nin şansı? Kafalarında öyle bir plan var. Eğer İslam onlara şunu getirseydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye iner inmez, gelir gelmez, işler açılsaydı, dükkanlar tam kapasite çalışmaya başlasaydı, hurma satışları müthiş fırlasaydı, dünya ile bağlantıları ve ticaretleri ilerleseydi, Mekke'nin elinde bulunan o ticaret yolu Medine'nin eline geçseydi mesela ve Medine'deki tüm tüccarların kazancı tavan yapsaydı, kadınlar, kızlar daha iyi giyinseler, ekmekleri, yemekleri daha iyi olsaydı, yani dünya açısından bir getirisi, bir avantajı olsaydı o günler için İslam'ın, o zaman bunların bir derdi olmayacaktı çoğu noktada. Evet, yine namaz zor gelecekti. Evet, yine ibadet yapmak zor gelecekti belki ama hiç olmazsa dünyaları bu kadar ışıklı, renkli olacağı için onlar rahat edecekler. Ama öyle değil. İslam geldi, onların hayatında sıkıntılar başladı. Ekmek bulamaz oldular, karınlarına taş bağlıyordu elçileri bile. Ve dert ve gam ve keder vardı hayatlarında. Ben tabii münafık kalbi söylemeye çalışıyorum. Ama sosyal manada da gerçekten Medine zorluk şehri olmuştu imandan sonra. Evet, imandan önce de ateş çukurunun tam kenarında ve karanlıkların dibindeydiler ama farkında değildiler böyle bir hayatın. İmanın ışıltısıyla nerede durduklarını, ne yapacaklarını anladılar. Ve tırmanmaları gereken yüksekliği kavradı tüm insanlar Medine'de. Ve böylece mümin olma şerefi hayatlarında onları başkalaştırdı. Evet, Medine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar için bu dertler ancak şeref ve imanın getirdiği bir izzet ifade ediyordu. Ama kalbinde hastalık bulunanlar için tüm yaşananlar bir bela, bir zorluk, bir fırtına, karanlık, işte gök gürültüsü ve şimşek korkusu, hani misalimizde olduğu gibi. Ve öyle ki onlar şimşeğin çaktığı anlarda, yani azıcık umut taşıdıkları dönemlerde, biraz işleri düzeldiğinde, biraz imanın, İslam'ın avantajından yararlandıkları anlarda, şöyle ganimetten uçlandıklarında gibi, böyle biraz bir parıltı olduğunda hayatlarında birkaç adım atıyorlardı. Sonra karanlığa gömülüyorlardı. Ayetler bazen onları etkiliyor. Bazen iman edecekmiş gibi oluyorlardı da bir aydınlık kaplıyordu dünyalarını ama sonra nefisleri, iç dünyaları, kendilerini yazık ediyorlar, sıkıntıya düşürüyorlar ve karanlıklar içerisinde kala kalıyorlardı. İşte psikolojilerini ifade edebilmek için söyleyebileceklerim belki bu. Ama bu ayetler bizim ve benim için ne ifade edecek? Allah'ın ayetlerinin getirisi her zaman bizim için hep güllük gülistanlık olmayacak. Bunu biliyoruz.
Akabe'den bu yana biliyoruz. Bedir'den bu yana biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere hiç yalan söylemedi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, Allah'ımız bize hiç yalan söylemedi. Rabbimiz Teala her zaman bir imtihanın olduğunu, açlıkla, korkuyla, zorlukla imtihan edileceğimizi söylüyor. Güllük gülistanlık, hep huzur dolu, harika bir hayatın ancak cennette olabileceğini bize Rabbimiz söylemiyor mu? Efendimiz Peygamberimiz de bunu ifade etmedi. Öyleyse mümin olmak risk almak demektir. İman etmek ve teslim olmak elini taşın altına sokmak demektir. Ve bu sıkıntılarla mümin olunabilecek, bu zorluklar katlanılabilecektir. Anlayabildiğimizde ayetler bizim için daha açık olacak. Kur'an'ın getirisi, Kur'an'ın getirdiği hayat bizim için daha farklı, daha yürek açıcı ve şahsiyet geliştirici olacaktır Allah'ın izniyle. Rabbimiz dilerse evet bütün görüşleri, bakışları alır gider elimizden, bakamaz oluruz. Dilerse Rabbimiz, evet Rabbimiz dinleme duyularımızı da alır, anlayamaz, kavrayamaz oluruz. Rabbimizdendir her şey. Veren duymayı, veren görmeyi, veren akletmeyi O. Öyleyse Allah her şeye kadir, O'na teslim olma boyutundayım şimdi. Ve Allah-u Teala bu misalden sonra bütün insanlara sesleniyor ve bütün karakterleriyle yeryüzünü dolduran tüm coğrafyalarda ve tüm zamanlarda yaşayan insanlara diyor ki: Ya eyyuhen nas, ey insanlar, ne olursanız olun, hangi çizgide, hangi kalıpta, hangi keyfiyette olursanız olun ey insanlar, u'budu rabbekum, Rabbinize kulluk yapın. Rabbinize kul köle olun. Rabbinizin istediği gibi bir hayat kurgulayın. Çünkü ellezî halakakum, sizi yaradan O. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, sizden öncekileri de, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ve tüm yaratılışımızın tek derdi var. Niçin yaratıldık? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Rabbimize karşı bir sorumluluğumuz var. O bizi yarattı ve ona kul köle olmamızı istedi. Ve takva sahibi Müslümanlar, yüreklerinde Allah-u Teala'nın istediği hassasiyeti taşıyan kimseler, hayatlarını Allah'ın istediği bir programla düzenleme yapmak isteyenler, ancak onlar işte bu alarm halinde olmayı kabul edecekler. Dikkat ve rikkatle yaşayacaklar. Aman benim hayatıma Rabbimin istemediği şeyler bulaşmasın. Beni yaradan ve benden öncekileri yaradanın emrinin dışında bir emir olmasın hayatımda. Onun yasaklarının dışında bir yasak etkili olmasın benim hayatımda diye dikkatle yaşamaktır. Rabbimizin bizden istediği de budur işte. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا. O Allah, bizi yaradan Allah, bizden öncekileri de yaradan Allah, yeryüzünü insanlar için bir döşek haline getirdi. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ, ve göğü de yapılandırdı kat kat. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ve Allah bu göklerden, gökyüzünden su indirdi yağmur olarak ya da yağmurun türleri, çeşitleri olarak, dolu, kar, çisi ne olursa olsun. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, ve yine Allah-u Teala bize bir rızık olsun diye Allah-u Teala yeryüzünden bu yağmur ile rızıklar bitirdi. Elimize, önümüze, hayatımıza bir bereket olarak sundu. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Öyleyse artık ey insanlar, ey Allah'a kul olasıcalar, Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka putlar, varlıklar, insanlar, peşi sıra gidilecek kimseler edinmeyin. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. Allah'a ortaklar koşmayın. Allah'a benzerler bulmayın. Allah gibi yakarılan, Allah gibi sözü dinlenilen, Allah gibi şifa beklenilen, Allah gibi rızık istenilecek gibi gibi başka varlıklar edinmeyin. Ya işte canlı ya da cansız insanlar Allah'a ortaklar koşturar tarih boyunca. Allah gibi tuttular birilerini, kimlikler, kişilikler, kurumlar, putlar oldu ya da. İşte öyle yapmayın. O entum ta'lemun, hem de siz bu işi biliyorsunuz. Gerçekleri bilmektesiniz. Durumun farkındasınız. İş dünyanıza sorduğunuzda bunun olmayacağını bilmektesiniz. Bile bile bu kötülüğe evet demeyin. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Ve diyor ki Allahu Teala, şayet siz şüphedeyseniz bizim indirdiğimizden kulumuza Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, fe'tu bi suratin min misli. Hadi bu surenin bir mislini, bir benzerini, Kur'an'dan bir bölümün bir benzerini getirin. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
doğru söylüyor iseniz, doğrulardan iseniz, Allah'ın dışında da tanıklar, şahitler, ortaklar, yardımcılar edinin kendinize. Ve böyle bir sure oluşturmaya çalışın. Böyle bir Kur'an birimi oluşturmaya çalışın. Kur'an gibi bir söz dizini meydana getirmeye çalışın eğer gücünüz yeterse. Ve in kuntum fi raybin, eğer şüphedeyseniz kulumuza indirdiğimizde. Rabbimiz kendi gücünü ortaya koydu. Rızık verici olduğunu ortaya koydu. Gökleri ve yeri yaratıcı olduğunu söyledi. Evvelki kuşakların yaradanı da O, bizi yaradan da O ve kitabı gönderen de O. Allah'tır yaradır, Allah'tır her şeyi bilir, rızık verir ve Rabbimizdir. Peygamberler gönderir, peygamberlerle insanlardan ne istediğini de söyler insanlara. Eğer kul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme son elçi olarak inen bu kitaptan ve bu kitabın içeriğinden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen gerçeklerden şüphede, tereddütte iseniz, hadi bakalım diyor Allah-u Teala. Bir surede siz oluşturun. Bu ayetler Medine'de geldi. Medine'de Yahudiler var ellerinde, Tevrat bölümleri tahrif olmuş olsa da. Medine'deki diğerler, Allah dışında putlar edinmiş olanlar da biliyorlar Allah-u Teala'nın hayata karışmaya tek yetkili olduğunu aslında. Ve hiç kimse, ne onlar ne onlar, ne kitap ehli ne de müşrik olanlar, Allah-u Teala'nın sözü gibi bir söz, Allah-u Teala'nın hayata karışması gibi bir karışmanın kendilerine ait olmadığını farkındalar. Ama buna rağmen, bu bilgiye rağmen tuttular, biz de hayatı kurgularız dediler. Biz de hayatı program ederiz dediler. Biz de yaparız. Zevkler ve renkler farklıdır dediler ve kendilerine göre bir hayat biçimi oluşturmaya, bir düşünce tarzı oluşturmaya çalıştılar. Müminler, eğer şüphede iseniz denir mi bize? Elbette denmez. Çünkü bu kitap la raybe fih olan bir kitaptır. Allah'tan gelmiştir, şüphe yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize sundu, şüphe yok. Bu hayatın gerçeklerini yansıtmaktadır, şüphe yok. Benim hayatımın sorunlarına çözüm getirecektir, bunda şüphe yok. Cennete götürmeye tek yetkili kitap budur. Adres bu kitaptan sorulur. Yolu göstermek bu kitaba aittir, bunda şüphe yok, şüphe yok, şüphe yok. Evet, ama buna rağmen insanlar bu kitabı ihmal ediyorlarsa, bu kitapla birliktelik kuramıyorlarsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geleni anlamaya çabalamıyorlar ve onun sünnetini de hayatlarında uygulamıyorlarsa, başvuru kitabı olarak, başvurulacak kaynak olarak Allah'ı ve Resulünü görmüyor iseler, bu imanlar nasıl bir imandır? Bir şüphe yok mudur bunda? Evet, Allah'a inanıyorum ama ekonomik düzlemde başkalarının sözünü dinliyorum. Allah'ı ve peygamberini kabul ediyorum ama sosyal hayatta ben başkalarının sözlerine göre yaşıyorum. Kelime kelime böyle denmese de hayat bazında, hayat noktasında böyle söylenmiyor mu? Sanki öyle. İşte o zaman eğer şüphedeyseniz hadi buyurun. Hadi böyle bir kitap meydana getirmeye çalışın. Evet, yaptığı insanlar. Güya Kur'an'a karşı Kur'an gibi bir sure oluşturmaya çabalamadılar görünür alemde. Yani Allah kitap indirmiş, aha biz de yapıyoruz demedi kimse. Anladılar bu mümkün değil aslında. Fakat hayatlarına baktığımızda insanların dayandığı kitaplar var. Kur'an gibi tuttukları, mübarekledikleri, el üstü yaptıkları nice kataloglar var. Nice baktıkları kaynaklar var. Ellerinin altında, dizlerinin üstünde, masalarının kenarında baktıkları, okudukları, kaynak kabul ettikleri sözler, söz söyleyenler ve onlara göre hayat biçimlendirme modelleri var. Evet, kimse Kur'an gibi bir kitap oluşturmaya çabalamıyor. Ama Kur'an'ın misyonunu yükledikleri çok kitapları, Kur'an'ın surelerine baktıkları gibi baktıkları çok sureler var insanların hayatında. Rabbim korusun. Fe illem tef'alu ve len tef'alu fettekun nara leti ve kuduhen nas vel hicara u'iddet lil kafirin. Evet, durum böyle. Siz yapamazsınız o gün muhataplar ve kesin olarak yapamayacaksınız bugünün muhatapları ve yarının muhatapları. Kitaba o gün karşı çıkanlar ve bugün karşı çıkanlar ve yarınlarda da karşı çıkacak olanlar. Yapamadılar, yapamıyorsunuz ve yapamayacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Allah'ın kitabı gibi, Rabbimizin hayata karışma modeli gibi bir model oluşturamazsınız. Çünkü cennete götürmeye tek yetkili kitap budur. Başkaları nereye götürür insanı? Cehenneme. Öyleyse aman dikkat. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden kendinizi korunun. فَتَّقُ النَّارِ Ateşten korunun diyor Allah-u Teala. Bir ateş var. Öyle bir ateş ki onun yakıtı, kibriti de
İçinde yanan odunu da evet insanlardır, taşlardır ve oraya atılacak olan da yine insandır. Her şeysini insan götürüyor bu dünyadan cehennemi sanki. Ve orada cehennemi dolduruyor, yakıyor, yanıyor, ateş oluyor, odun oluyor kendisine ve işte böyle bir ateşten sakının. Kim içindir? اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmıştır. O görmeyen, kulakları duymayan, ağızlarından İslam dökülmeyen, yüreklerinde iman oluşmayan kimselere hazırlanmıştır. Kendini kapatmış, yeteneklerini örtmüş, gizlemiş, ruhunun malzemelerini evet atıl bırakmış ve hakka, hakikate, doğruya, imana kör kesilmiş olan kimseler var ya, işte onlar için hazırlanmıştır. Oysa bir cennet beklemektedir müminleri. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye Allah-u Teala bunu bize müjdeleyecek ve biz de onu inşallah bir başka programda sizinle paylaşacağız. Bakara suresinde Kur'an'ın şahsiyetlerini anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'la şahsiyet bulma derdindeyiz ve her bir ayetin bizi